Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Milli ara dolayısıyla biraz seyrettiğimiz videoları Beşiktaş derbisiyle birlikte tabii ki hızlandıracağız. Milli ara dedik tabii ki milli takımla başlayacağız. Milli takımda, milli takımlarda daha doğrusu A milli takım performansları Fenerbahçeli oyuncuların dün akşam itibariyle epey insanları memnun etmiş durumda. Ee, en başta bununla başlayalım. Birincisi tabii ki İsmail Yüksek. Ee, Avusturya kampındaki videolarımı izleyen arkadaşlarımız hatırlarlar. Yani bu süreci ben sürpriz olarak değerlendirmiyorum. İsmail Yüksek'in Amiri takıma seçilmesi benim için sürpriz değildi. Ee, ve attığı gol muhteşem bir gol. Ben e, iddia ediyorum ilerleyen dönemde daha iddialı maçlarda Avrupa Şampiyonası elemeleri örneğin e, İsmail Yüksek direkt oyuncu olacak milli takımda. Bunu net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Çünkü hem fiziksel olarak gerçekten e, Jorge Jesus'un son bası toplantısı ifade ettiği gibi e, etkileyici bir fiziği var. Etkileyici derken e, bu kadar e, süratli, çabuk, işte e, top kullanma becerisi iyi olan bir oyuncunun aynı zamanda işi savunma boyutunda da önemli olan işte hava topu alma gibi, işte ikili mücadele kazanma gibi e, özellikleri de son derece iyi bu yüzden. İsmail'in ben e, dün akşamki golünün bir başlangıç olduğunu, milli takım serüveninin uzun yılları inşallah devam edeceğini düşünüyorum. Michi Batshuayi e, son 5 milli maç 3 gol 3 asist. Dün akşam da Kevin De Bruyne ile birbirlerine nazire yapan e, biri attırdı, biri attı önce sonra e, Kevin De Bruyne attırdı, Batshuayi attı ve Belçika'nın galiler karşısında galibiyetinde önemli rol oynadı. Zaten paylaşımlarından da moralinin son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe adına güzel bir gelişme tabii ki her takım için, her e, kulüp için şunu dileyelim. Tüm e, milli oyuncular sakatsız bir şekilde takımlarına dönsünler ve kaldıkları yerden devam edebilsinler. Yine e, çok fazla soru var onlarla. E, e, onların ağırlıklı olduğu bir video düşünüyorum. Çünkü bu beni biraz açık konuşayım. Canlı tutuyor. Yani sizin bu kadar çok şeyi merak ediyor olmanız, birçok konuda bilgi almak istemeniz beni canlı tutuyor. Tabii ki şunu söylemem lazım. Yine videonun başında unuttum. Abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sorularınız varsa yine benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinize dahil olmak üzere yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hepsini okuyorum yanıtlamaya çalışıyorum. İlk soru Ali Sakar isimli arkadaşımızdan gelmiş. Ferdi sol önde oynasa o sayı sabette böylece değerlendirilse daha iyi olmaz mı Fenerbahçe için? Yani oyun planı olarak, Jetson oyun planı olarak biraz daha bakış açısının bizden farklı olduğunu anlattı. Bence de o sayı çok iyi bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu ama orada o arkadaki dörtlüden hatta Arao'yu da katarak arkadaki beşliden <laughs> pas kalitesinin yüksek olmasını istiyor Jesus. Bu yüzden de Ferdi'yi tercih ediyor. Ve tabii ki Ferdi'nin daha önce de ifade ettim. Türk pasaportu var ve Türk pasaportuyla e, Türk statüsünde oynayabilen bir oyuncu bu nedenle e, tercih edilmesindeki sebeplerden biri de bu. Yani genelde şöyle oluyor. Altay Ferdi, Emre Mor, Altay Ferdi, İrfan Can gibi bir tercih yapıyor. E, biraz o sayı bunun da kurbanı oluyor diyebilirim. Bir bu iki. Furkan Mutlu Nazım Sangara'yı sormuş. Nazım Sangare devler arasında takıma katılacak mı? İşte e, devam edecek mi kulüpte diye. Nazım'ın kulüpten ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Ki biliyorsunuz Fenerbahçe bu sezon e, Ferdi Kadıoğlu'nu kullanıyor. Sabek'te şu an itibariyle ve Osay Samuel'i kullanıyor. Ama kanat rotasyonu olarak bakarsak işte Ferdi Osay'i Alioski var. Lincoln oraya çekildi. Rotasyonda e, hem kendisine yer bulunması adına hem de biraz zorunluluktan çok fazla bek alternatif olmadığı için Nazım geldiğinde Jesus mutlaka onu değerlendirecektir. Nazım da biliyorsunuz amili takımda zaman zaman seçilmiş. Türk pasaportu olan ve bu avantajı olan bir oyuncu. O yüzden vazgeçileceğini sanmıyorum. Serdar Dursun konusu. Cihan Gülaoğlu sormuş. Serdar Dursun işte forma şansı bulamıyor Fenerbahçe'de. Avrupa kadrosunda da yok. E, ayrılır mı? Ne olur geleceği diye? Serdar'ın zaten bir kiralık durumu söz konusuydu Adana Demirspor'a daha önce anlatmıştım. Hatta Başkan Murat Sancak da açıkladı. Ee, ama tabii ki şu anda Fenerbahçe kadrosuna kaldı. Kendisi gitmek istemedi Adana Demirspor'a. Gitmek istemediği için de böyle bir tercihte bulundu. Tercihinin Avrupa olacağı yönünde bir e, Serdar'ın düşüncesi var. Avrupa'ya gitmek istiyor. Şunu ifade edeyim. Serdar'ı e, Serdar'ın durumunu düşünürken biraz şunları da unutmamak lazım. Geçen sezon 3. Santrfor olarak gelmişti Fenerbahçe'ye. Yani Valencia ve Berisha'nın arkasında bir oyuncuyken Berisha gitti. Valencia'dan İsmail Hoca çok faydalanmak istemedi. Daha çok kulübeden getirmeye çalıştı Valencia'yı. Serdar birinci santrforuydu. E şimdi Serdar sezonu birinci santrfor olarak bitirdi. Bugün hem Jesus Valencia'yı daha fazla kullanıyor hem de üzerine Valshua King ve Joao Pedro gibi çok önemli oyuncular e, katıldı. Bu nedenle Serdar e, rotasyonun dışında kalmış durumda. E, haklı olarak da hani bu kadar e, sezonu bu noktada bitirmişken geçen sezon 15 gol atmışken bu sezon e, bu seviyede görülmüş olması biraz moralini bozmuş durumda ve e, ayrılma ihtimali yüksek oyunculardan bir tanesi. Onu söyleyeyim. E, ve kiralık dahi olsa ben Avrupa'da özellikle Almanya'da bir takıma Rahatlıkla gidebileceğini düşünüyorum. Ömer Savran, bu soruyla bağlantılı devre arası kimler gider? Ee, büyük bir değişim olur mu diye bir soru sormuş. Zaten şu anki kadroya e, giremeyen oyuncular belli. Lemos, Novak e, ve Bruma şu an itibariyle e, Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almayan, hem Avrupa kadrosunda hem de lig kadrosunda yer almayan isimler. Şimdi şöyle bir durum var. Bu biraz oyuncularla alakalı. Yani e, Lemos gitmek isterse gider tabii ki. Zaten son senesi. Novak aynı şekilde gitmek isterse gider ama e, benim duyduğum kadarıyla da dahil olmak üzere buna Fenerbahçe'den ayrılma konusunda çok sıcak değiller. Devre arasında işte daha önceki videoda anlattım. Devre arasında transfer sezonu açıldığında bu yabancıları da kullanabiliyorsunuz. Transfer dönemi kapanana kadar. Orada kendilerini gösterip takımda bir yer bulmaya çalışıyorlar, çalışacaklar ve A takımda da antrenmana çıkıyorlar. Ama dediğim gibi bu oyunculara teklif gelirse Fenerbahçe değerlendirir. Burada iş oyuncularda. Yani oyuncular gitmek ister mi? Benim duyduğum kadarıyla çok ayrılma sevdalısı, çok ayrılma e, yanlısı değiller. Bundan sonrası için tabii ki belki ilerleyen süreçte de değişebilir ama bugün itibariyle durum bu. E, Luan Perez'in durumu Sorulmuş sakatlığı var biliyorsunuz şu an takımdaki tek sakat oyuncu. Rem maçında dizini direğe vurdu ikinci golde ve durumu gün gün kontrol ediliyor. Beşiktaş derbisinde yetişme ihtimali var ancak bununla ilgili net ifadeleri önümüzdeki haftadan itibaren yani takım toparlandıktan sonra konuşabiliriz. Şöyle yani çok böyle uzun süreli yıpratıcı bir sakatlık değil. Ama diz olduğu için de hassas bir bölge. Bu yüzden e, durumu gün gün kontrol ediliyor. Tedavisi sürüyor ve e, eğer iyi görünürse, önümüzdeki hafta içerisinde takıma katılma ihtimali bulunuyor. Luan Perez'in olup olmaması konusu benim yani çok, şöyle söyleyeyim çok e, Fenerbahçe'yi derbide etkileyeceğini düşünmüyorum. Önemli bir oyuncu bu arada. Yani e, beğenmiyorum olsa da olur, olmasa da olur değil. Ama Fenerbahçe dörtlü savunmada da bence e, dörtlü savunmada da bence etkili bir performans sergiliyor. Özellikle Atilla Salay ve Gustavo Henike'nin son Alanya Spor maçında iyi bir performans sergilediğini söyleyelim. Bence bir problem olmaz. Bu arada Serdar Aziz var takımda. Bununla birlikte William Arağ'ı yine stopere çekebilirsiniz. Alternatif durumu da söz konusu bir problem olacağını sanmıyorum. Arda Güler tabii en çok sorulan sorulardan e, Samet Aslan'ın sorusu işte Portekiz'den özel bir hoca getirtildiği Arda için ve işte e, kişisel gelişimini e, kendisini geliştirmesi açısından Jassou bu konuya müdahil olduğunu e, belirten haberler var. Bunlar doğru mu diye sormuş. Ben bunu sordum kulübe. Yeni bir görevlendirme yok. Yani Portekiz'den hocanın getirdiği hocanın getirdiği e, Ekip aynen devam ediyor. Sezon başından bu yana herhangi bir değişiklik yok. Yeni bir isim yok. Ee, özel bir kişisel gelişim antrenörü de yok. Bireysel oyuncu antrenörü de Arda için getirilmiş yok. Bu da e, yani kulüpte herhangi bir değişimin, yeniliğin olmadığını gösteriyor. Ama şunu belirteyim. Zaten ben bunu sezon başına transfer dönemi boyunca da anlattım. Arda Güler, Jorge Jesus'un gelmeden önce de bildiği bir oyuncu kalitesini ve gelebileceği noktayı çok iyi e, biliyor. Etüt etmiş, analiz etmiş durumda. Arda'yı doğru zaman geldiğinde oynatacağından kimsenin şüphesi olmasın. Son bası toplantısında dedi ki topsuz oyunda yapacak ne yapacağını e, topsuz oyunda ne yapacağı konusunda bazı sıkıntıları var. Bunları geliştireceğiz. Ondan sonra oynat, oynatmaya başlayacağız dedi. Arda'yla Arda ilgili kimsenin bir şüphesi olmasın. Ben bunu daha önceki videolarda da anlattım. Arda Güler işte yok 3 milyon yureye gidecek 5 milyon öyle bir durum yok, öyle bir durum olmayacak. Bu arada oyuncu baba Nikli e, izleyicimizin sorusuna da yanıt vermiş olduk. 1500 dakika şeyi var mı diye sormuş. Çok fazla konuşuluyor. Bazı kriterler var sözleşmesinde. Ancak dediğim gibi Arda için bu kriterlerin çok önemi yok. Arda bir sezon Fenerbahçe'de futbol oynamak istiyor ve bunu da Jesus ilerleyen dönemde mutlaka sağlayacak. Bu işin Türkiye Kupası var, rotasyonu var, e, çok fazla alternatif var, çok fazla maç var ki zaten Jesus da bu değişime, bu rotasyona son derece açık bir teknik adam. Arda'yı oynatacak, kimsenin şüphesi olmasın. Arda da Fenerbahçe için inşallah gelecekte uzun yıllar diyeceğim ama çok da uzun olacağını sanmıyorum çünkü gerçekten Avrupa'da takip eden üst üst düzey takımlar var. E, Fenerbahçe'nin elinde tutması zor olabilir ama şu bir gerçek Arda. Jesus tarafından son derece yakından takip edilen ve oynatılacak emin olun oynatılacak bir oyuncu ilerleyen dönemde bu konuda içiniz rahat olabilir. Ee, son soru e, zafer kavasolundan gelmiş. Jesus'un gelecek sezon devam etme durumu tabii bu soruların da temel sebebi dün e, Record gazetesinde Portekiz gazetesinde çıkan haber sevgili Ömer Aykut Özaşkın kardeşim. Ee, onu <laughs> çeviriyle e, Türkiye'de yayınlayan gazeteci oldu. Ona da buradan kaynağını belirtmiş belirtmiş olalım. Ee, Jorge Jesus'un biliyorsunuz bir yıllık bir sözleşmesi var. Ve Fenerbahçe'ye gelirken bu şartla geldi. Yani ben bir yıllık sözleşme istiyorum. Daha uzun bir sözleşme istemiyorum dedi. Bu kimilerine göre e, yanlış bir hamleydi. Kimilerine göre doğru bir hamleydi. Hani başarısız olur tutmazsa Jesus ...tazminatıyla uğraşmayacaksın vesaire... ...ama şöyle bir durum var ki... ...şu anda görüntü o ki... ...Fenerbahçe, Cesus'u sezon sonunda... ...elinde tutabilmek için... ...yoğun bir çaba harcayacak çünkü... ...görüntü yani bu pozisyon... ...bu oyun... işte ...bu takım uyumu devam ederse... ...Jorge Cesus kolay kolay... ...Fenerbahçe'den ayrılamaz. Tabii ki bunun birçok... ...kriteri var. Özellikle... ...sadece para değil... Onu söyleyeyim. Bir Jesus yine bir bası toplantısında şunu ifade etmişti. Demişti ki ben daha fazla para kazanabileceğim yerler varken Fenerbahçe'yi tercih ettim. Burada Fenerbahçe taraftarının bana olan ilgisi ve bana olan sevgisi özellikle beni etkiledi demişti ki zaten o sevgi o ilgi devam ediyor Cessus'a. E, Jorge Jesus'un da şu an itibariyle gayet mutlu olduğunu söyleyebilirim. Yani e, Rekord gazetesindeki haber şöyleydi. Mutsuz Türkiye'de ve bu yüzden gelecek sezon ayrılacak diye bir haberdi. Şimdi Jesus'u şöyle anlatmam lazım. <laughs> Affedersiniz. İlk hazırlık maçıydı. Fenerbahçe bir e, Arap takımıyla, Arap yarımadasından bir takımla hazırlık maçı yapıyordu. E, Al-Şamal olabilir takımın ismi. Yanlış söylüyorsam da kusura bakmayın. E, o maç öncesinde Jesus çok yakın e, dostlarından bir tanesiyle hemen samanlara da sohbet etme imkanı buldum. Hoca nasıl? Türkiye'ye alıştı mı diye sordum. Dedi ki hoca çok stresli dedi. Şaşırdım. Neden yani böyle bir durum var? Ee, bu maçı düşünüyor. Kazanmak istiyor dedi. Yani dedim yani abi daha hani yeni başlıyor. Daha Fenerbahçe Üç antrenmana çıkmış. İlk hazırlık maçını yapıyor. Yani neden stres olsun? Bu adam böyle bir adam dedi. Bu adam asla tatmin olmaz futbol konusunda. Ee, ve sürekli bir kendi içinde bir stres yaratır. Ve bu yüzden de zaten başarılarının da temel sebebi budur. Sürekli daha iyisini istemesidir dedi. Kendisini çok yakından tanıyan bir isim. İsmini zikretmiyorum izin almadığım için. Ama şunu söyleyeyim. Bunu benim anlatmama da gerek yok. Alanya Spor maçında 5-0 iken 6. golü kovalarken Fenerbahçe yapılan hataya kızan bir teknik adam. O yüzden hani mutsuzluk değil onun adı. Onun adı biraz e daha iyisi, sürekli daha iyisini arama. Hep bu ifadeyi kullandım daha önce. Ee, basketbolda Obradoviç'in için e, şeyi vardır ya 20 sayı, 30 sayı önde Fenerbahçe halen Obradov için surat kıpkırmızı filan. Hani neden böyle bir durum var işte kazanıyoruz diye biz kendimizi sorguladık ama işte büyük teknik adamlar, büyük koçlar e, böyle büyük koç oluyorlar. Jesus'ta e, benzer bir durum var orada da. Yani mutsuzluk değil onun adı. E, daha iyi arama, daha iyi isteme dolayısıyla bir e, ...yüksek enerjisi var. Ben e, açık söyleyeyim... ...benim etrafından duyduğum kadarıyla... ...kendisiyle direkt bir e, konuşmam olmadı... ...bu konuyla alakalı. Ama muhtemelen bası toplantılarında... ...ben veya başka bir gazeteci arkadaşım bu soruyu sorar. Bu gazetede çıkan haberi sorar ama... ...şunu söyleyeyim. E, gayet mutlu. Ve gayet... ...Türkiye'ye alışmış durumda. Etrafından söylenen bu. Ve ekibi de çok mutlu. Hem... E, yönetimin kendilerine bakış açısından dolayı hem de taraftar inanılmaz destekliyor. Yani e, gerçekten buraya, Türkiye'ye e, bağlanmış durumdalar. Ben Fenerbahçe için gelecek sezonlar adına, hani bu sezonu bitirir, bu sezonu zaten e, Jesus'la gider ama gelecek sezonlar adına da Fenerbahçe için yeni sözleşme adına çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. E, Jesus'u Fenerbahçe kolay kolay bırakacağını sanmıyorum. İşler böyle gittiği sürece tabii ki... E, ...sağ sonuçları biliyorsunuz en önemli şey. Sağ sonuçları biraz daha e, düşerse... ...o zaman e, sıkıntı yaşayabilirsin. Veya problem yaşayabilirsin. Ama dediğim gibi şu anda öyle bir durum yok. Ve bu yüzden de ben... E, ...ne Fenerbahçe'nin sustan vazgeçeceğini sanıyorum... ...ne de su kolay kolay... ...Fenerbahçe'yi bırakabileceğini zannediyorum. E, bu haberi de böyle... ...yanıtlamış olalım. Dediğim gibi videolarımız devam edecek... E, Beşiktaş derbisine doğru yöneleceğiz artık neler olabilir. O onunla alakalı da sorularınız gelmiş görüyorum. Beşiktaş derbisiyle alakalı e, gelişmeleri de yine gün gün mümkün olduğunca aktarmaya çalışacağız. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tabii ki abone olalım arkadaşlar. Abone olmanız bizim açımızdan çok önemli. Bildirimleri açalım ki video ilk geldiğinde e, gelir gelmez sizin haberiniz olsun. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.